Merdan Yanarda 26 Aralık 2021 Bir gün. Restorasyon Şili'den çıkan deneyim ve Türkiye. İslamcı iktidarın kumpasıyla yaratılan ve vatandaşın soyulmasıyla sonuçlanan son mali krizin ardından AKP'nin bir baskın seçime hazırlandığı yolunda kimi analizler, taliller yapılıyor. Doğru, Türkiye artık bir seçim atmosferine girmiş gibi görünüyor. Türkiye bir erken seçime de gidebilir. Ancak bu AKP'nin yapacağı bir seçim olmayacaktır. AKP'nin ülkeyi baskın ya da erken seçime götüreceği yolundaki değerlendirmeler doğru değildir. Finansman açığını kapatmak, servet transferi yapmak, ücret giderlerini aşağı çekmek, güya ihracatı desteklemek ve yabancı sermayeyi çekmek gibi hesaplarla yaratılan kriz ve gerçekleştirilen %50 oranındaki devalüasyonun ülkeyi erken seçime götürme senaryosunun bir parçası olduğuna ilişkin değerlendirmeler tamamen yanlış. Bu operasyonun toplumsal bir maliyeti olacaktır. Sokakta iktidara yönelik tepki çığ gibi büyüyor. Doların önce 18 liraya çıkıp sonra 11 liraya düşmesini başarı gibi göstermeciliğinin toplumda bir karşılığı yok. AKP örgütleri aşırı sağa ve daha katı bir siyasal İslamcı çizgiye kayarken bu partiye oy veren seçmen kitlesi ise ortada durmak konusunda direniyor ve merkeze yaklaşıyor. Bu tablo iktidarın bir erken ya da baskın seçime gitmesine uygun değil. Bu teori basitçe önce eşeğini kaybedip sonra onu kulakları, kuyruğu kesilmiş, ayağı kırılmış halde bulmaya benziyor. Vatandaşın iktidara şükredeceği varsayımına dayanıyor. Dolayısıyla Türkiye bir erken seçime gidecekse bu ancak muhalefetin baskısıyla yapılabilir. Yine ancak muhalefet zorlarsa Haziran 2023'te zamanında bir seçim yapar. Çünkü AKP kaybedeceğini görür ya da düşünürse 2023'te de seçimleri ertelemenin yollarını arayacaktır. Özetle AKP ve MHP kaybedeceği seçimlere gitmeyecektir. Bu nettir. Seçimleri ertelemenin yolunu bugünden hazırlamaya çalıştığı anımsanırsa durum daha iyi kavranabilir olağanüstü hal ilan edilebileceğine ilişkin tartışmaların kaynağı da budur. Eğer Türkiye, Haziran 2023'te seçimlere gider ve bu seçimler 7 Haziran 2015 seçimlerine benzer bir şekilde sonuçlanırsa, o dönemde yaptığı gibi AKP seçimleri iptal etmenin yolunu arayacaktır. Daha yakın örneği ise 31 Mart 2018 yerel seçimlerinde İstanbul Başkanlık sonuçlarının iptalidir. Milli irade değil, kutlu dava umurlarında. İslamcı hareketin millet irade dediği kavram umrunda bile değil. Önemli olan Kutlu Dava denilen şer'i düzenin kurulması. Sürekli altını çizmeye çalıştığım gibi AKP klasik bir muhafazakar ya da merkez sağ parti değil. Çok özel bir konjonktürde, toplu durumda ülkeye el koyan siyasal İslamcı bir hareket. Baskı, şantaj, rant, siyasal, ikbal ve siyasal zor gibi her yöntemi kullanarak merkez sağ havzayı işgal eden, bu alandaki seçmen kitlesinin bir bölümünü dönüştüren bir partidir. AKP cumhuriyet rejimiyle hesaplaşmak için yola çıkan bir önceki çağın değerler dünyasına yaslanan Aydınlanma ve modernleşme düşmanı radikal bir karşı devrimci partidir. Erdoğan AKP yönetimi iktidarı değil rejimi değiştirmek için yola çıktı. Gereğini de yaptılar. 70 yıldır devam eden karşı devrim sürecinde içi boşaltılarak bir kabuğa dönüşen cumhuriyeti yıkmak onlar için zor olmadı. AKP cumhuriyeti yıktı yıkmasını ama yerine kendi rejimini kuramadı. Bunu beceremedi. Bugün yaşanan siyasal gerilimin ve her an tutuşabilecek bir çatışma atmosferinin nedeni budur. İslamcıların tarzı siyaseti. Yukarıda da ifade edildiği gibi siyasal İslamcı hareket için esas olan kutsal davadır. İktidar uğruna her araç meşrudur. Onlar için yalan, hile, pusu amaca ulaşmak için kullanılacak meşru yöntemlerdir. Kutlu davaları vardır ama bir ahlakları yoktur. Hak dinine sahip oldukları için bir ahlaka ihtiyaçlarının olmadığını düşünürler her şey iktidara ulaşmak içindir. Ancak bir kez iktidar ele geçirilip rejim ve toplum dönüştürülmeye başlayınca gerçek yüzleri de ortaya çıkar. Asıl programlarını uygulamak için her fırsatı değerlendirirler. Sinsice ele geçirdikleri iktidarı acımasızca kullanırlar. Devlet onların elinde kendilerinden olmayan herkese ve her kesime yönelik bir baskı ve zulüm aracına dönüşür. Türkiye'nin önünde fazla yol yok. Daha önce kaleme aldığım Türkiye'nin 3 yolu başlıklı ve temalı yazımda da belirttiğim gibi Erdoğan AKP dönemi kapanırken en güçlü seçenek restorasyon yolu görünüyor. Bu yazıda Şili'de sol muhalefetin başarısı ışığında bu seçenek üzerinde biraz daha durmak istiyorum. Seçimlerden sonra AKP iktidarının aşırılıklarının törpülendiği, toplumdaki tansiyonu düşürecek bir büyük koalisyon kurulma olasılığı en yüksek seçenek. Millet İttifakı iktidar alternatifi olarak bu geniş koalisyonun en güçlü adayıdır. Olası bu sonuç, benim Türkiye'nin 3 yolu adlı yine bir günde makalemde işaret ettiğim restorasyoncu yoldur. Cumhuriyetin kabul edilebilir sınırların ötesine geçilerek bozulan yapısının onarıldığı bir restorasyon dönemi başlangıçta bir siyasal ve toplumsal rahatlama yaratsa da yeni ve daha derin bir krize yol açabilecek potansiyeli de içinde taşır çünkü neoliberal ekonomi politikaları terk etme ve kamucu halkçı bir perspektifle yeni bir ekonomik toplumsal model oluşturma tutumuna sahip değildir temel sorunu da burada yatmaktadır Sonuç olarak siyasal İslamcı hareket geri dönüş eşiğini aşamadığını görüyor ve panik halinde iktidarı bırakmamak için her şeyi yapıyor. Ülke hızla bir çatala, tarihsel bir hesaplaşma kavşağına doğru sürükleniyor. Toplum şu ya da bu şekilde yeni bir yola girecektir. Profesör Doktor Korkut Boratav'ın Şili seçimlerinden solun zaferle çıkması hakkında geçen gün çok önemli ve teorik bakımdan kapsamlı bir röportajı yayımlandı. Korkut Boratav, CHP'nin egemen sınıfların önemli kanatlarıyla işbirliği içinde olduğunu belirterek, onun öncülük yaptığı Millet İttifakı'nın neoliberalizmin ana çerçevesini korumayı açıkça kabullendiğini vurguluyor. Bu nedenle restorasyoncu bir seçeneğin sakıncalarını sıralıyor. Boratav, Türkiye'nin geleceği sermayenin kalıcı tahakkümüne teslim edilebilir mi? Bu soru, Latin Amerika'da solcuların karşılaştığı sorunların Türkiye'ye taşınmış bir türüdür diyor. Geçen hafta sonuçlanan Şili'deki başkanlık seçiminin bazı özellikleri dikkat çekici. Boratav yukarıda söz konusu ettiğimiz röportajda şunları söylüyor. Başkan seçilen Gabriel Boric, Komünist Parti'nin de dahil olduğu geniş bir sol cephenin adayıydı. Seçimin ilk turunda Boric %24 oyla azınlıkta kaldı. %28 oy faşist Pinochet hayranı Antonio Katz'a gitti. Şili burjuvazisi ve orta sınıfların bir bölümü Hitler Almanyası'ndan göçmüş Şili'ye yerleşen bir Nazi militanının oğlu olan Katz'ı tercih etti. Boric bu nedenle seçimin ikinci turunda ılımlı burjuvazi ile demokrat çevrelerle ittifak aradı radikal söylemini yumuşattı. Seçimi 10 puanlık farkla kazandı. Ama bu sınıfsal yönelişin ileride sürüp sürmeyeceği tartışılmaya başlandı bile. Şili'de başkanlık seçimlerinden önce 2020'de bir anayasa referandumu yapıldı. %78 oyla kurucu meclis tarafından yeni bir anayasa yapılması kabul edildi. Bu sonuç Şili sağa ve burjuvazinin değil, solun ve emekçi sınıfların ağır bastığını gösterdi. Şili parlamentosu referandum sonuçlarını kabul etti. Bu süreç Şili'nin yeniden demokratik bir cumhuriyet olarak inşa edilmesi için uygun bir zemin yarattı. Boratav Hoca'nın da belirttiği gibi Şili modeli Türkiye için de yol gösterici olabilir. Çünkü Türkiye'nin bir diğer alternatifi de aydınlanmacı, cumhuriyetçi ve sol güçlerin geniş ittifakına dayanan, halkçı, laik ve kamucu model üzerinde yükselen seçenektir. Türkiye'nin orta çağa iade edilmesini engelleyecek, gericiliği ve faşizmi yenilgiye uğratacak, emekçi sınıfların hakkını ve hukukunu koruyacak ve ekonomik toplumsal konumlarını yükseltecek. Dahası Kürt sorunlu da çözümünün önünü de açacak yol budur. Bu yol eğer iyi ifade edilebilir, ittifakı iyi kurulur ve cumhuriyetçi kesimlerin desteğini alabilirse sol ve devrimci tek seçenektir. Türkiye'nin önündeki dinci faşizan totalitarizm, cumhuriyetçi restorasyon ve devrimci demokratik cumhuriyet diye sıraladığım yollardan üçüncüsüdür. Şili modeli ya da deneyimi her bakımdan Türkiye için yol gösterici olabilir. Ancak Şili'nin aksine bu yol verili koşullarda Türkiye'de en zor ve en düşük olasılıklı seçenektir. Ancak gerçekçi olmak imkansızı istemekse eğer en gerçekçi yoldur. Devrimci tutum budur. Merdan Yanardağ